Ve aylardır tartışılan başıboş sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi de mecliste komisyondan geçti efendim. 17 maddelik yasada sokak hayvanlarını korumaya yönelik birçok madde var. Ancak sokakların güvenli hale getirilmesi üzerinde de hassasiyetle durulan bir başka önemli husus. Zira İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan veriler tehlikenin boyutunu gözler önüne serecek nitelikte. Bakın izleyelim. Sadece insanları değil, sokak hayvanlarını da yaşatmayı amaçlayan kanun teklifimize evet diyen tüm milletvekillerini tebrik ediyorum. Bu meseleyi meclis tatile girmeden önce inşallah genel kurulun da takdirine sunacak. Orada da taşkınlıklara prim vermeden inanıyorum ki Cumhur İttifakı olarak teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Başıboş sokak hayvanları ile ilgili yasa teklifinin komisyon görüşmeleri tamamlandı. Gözler şimdi genel kurula çevrildi. Başıboş sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunda kabul edildi. 17 maddelik yasada sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi, barınak imkanlarının genişletilmesi, denetlenmesi ve sahipli hayvanların sokağa bırakılmasına karşı para cezası gibi birçok tedbir yer alıyor. Tartışma konusu olan ötenazi hükmü de teklif metninden çıkarıldı. Bu konuda veteriner hekimler karar merci olacak ve zaruri hallerde işlemi de kendileri gerçekleştirecek. Yasada sahipli ve sahipsiz hayvan kavramları da açık bir şekilde tanımlandı. Buna göre hayvan sahipleri 2025 yılına kadar hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına aldırmak zorunda. Sahipsiz hayvanlar sahiplendirilene kadar bakım evinde kalacak ve burada barınarak rehabilite edilecek. Bunun yanında sahipli hayvanın sahibi tarafından terk edilmesine ilişkin idari para cezası 2000 liradan 60 bin liraya çıkarılacak. Kanun teklifinin açıklanmasıyla birlikte yakın zamanda İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı veriler akıllara geldi. İşte o rapora göre 2022 yılından itibaren tam 4269 köpek saldırısı kayıtlara geçti. Kayıtlara geçen o saldırılarda 2389 vatandaş yaralanırken 10 kişi yaşama veda etti. Yine 2022 yılından itibaren sokak hayvanlarının neden olduğu 2666 trafik kazası meydana geldi. İşte o kazalarda da 37 kişi hayatını kaybetti.